Egon'un kişilikle hizalanması. Bu kitaptaki mektuplar 1919 yılında alınan iki mektup dışında 16 Mayıs 1920 ve 20 Ekim 1920 tarihleri arasında alınmıştır. Yazarlarının rızası ile yayınlanmak üzere bir araya getirilmişlerdir. Mektuplar tamamen kişisel bir uygulamaya sahip olan bazı kısımlar, belirli bir okula atıfta bulunanlar ve şu anda iletilemeyecek olan kehanet veya ezoterik nitelikte olanlar hariç alındığı şekliyle tam olarak yayınlanmıştır. Bu mektupları okuyanların iki şeyi yapmaya gayret edecekleri umulmaktadır. Birincisi, gerçeğin çok yüzlü bir elmas olduğunu ve insanlık ailesine rehberlik edenlerin karşılanması gereken bir ihtiyaç gördükçe farklı yönlerinin farklı zamanlarda ortaya çıkacağını hatırlayarak her zaman açık bir zihinle çalışın. Meditasyon üzerine pek çok kitap yazılmıştır. Bunların bazıları ortalama bir eğitimli insanı tatmin edemeyecek kadar ayrıntılı, bazıları ise yüzeyseldir. Bu mektupların yazarı, meditasyon mantığının kısa ama bilimsel bir açıklamasına duyulan ihtiyacı karşılamaya çalışmış, hemen önündeki hedefi ve ara aşamaları vurgulamıştır. Kısa bir şey söylemek istiyorum geçmeden. İki tane önemli yer fark ettim. Bir tanesi daha önce bahsettiğim her şeyden önce temiz tutmakla ilgili olan bir anlayış ve alındığı şekliyle tam olarak yayınlanmıştır. Burada onu fark ettim. Burada bir vurgu var buraya. Bu ilginç bir vurgu bizim için. Alındığı şekliyle paylaşılması. Bunu taşıyan bir kişi fark ediyorum çalışmalarımızda. Bu care ile alakalı bir konu. Bu bir öz arkadaşlar. Özün yaptıkları. Yani bu yazıyı, bu ifadeyi bir öz sana yazdırıyor ya da onun yayılımı olabilir. Bu essence diyelim. Öz derken essence kastediyoruz. Essence'lar bir varlık türü. Bir elektriksel dünya varlıkları. Farklı farklı essence'lar var. Essence'ları gözlemek büyük bir zenginlik. Kim neyi taşıyor, ne yapıyor? Zaten kültüre dağılmış astral ışıkta hepimizde farklı essence'lar var. Yani bebek ilk nefesi aldığı gibi zaten bütün astrali alıyor hemen. Dolayısıyla bazı essence'lar kolay bulunuyor, bazı essence'lar bulunamıyor. Çünkü kültürün yetiştirdiği bir insan olursan yani nasıl essence'larla biri olacaksın? Bu soru işareti. O yüzden essence'larla buluşmak için bir yolculuğa çıkman gerekiyor. Bunlar ilginç domainler. Alındığı şekilde tam olarak yansıtılmıştır dediğinde o alana gittim. Dolayısıyla bu bir kadın özelliği. Yani hanımefendiye doğru giden bir kadının özelliği. Kişilikle ilgili bir konu. Yani muhafaza etmek, tutmak, korumak, kirletmemek, plasenta gibi. Yani öyle bir yalıtıyorsun ki o alanı. Sadece o alanda konulmuş olan şey yaşıyor. İlginç bir konu. İkincisi de ihtiyaç gördükçe farklı yönlerinin farklı zamanlarda ortaya çıkacağını hatırlayarak her zaman açık bir zihinle çalışın. Bu çok büyük bir vurgu. Kolay bir vurgu değil ama ışın mücevherleri açısından bu rahat bir vurgu. Çünkü biz adaptasyon yeteneğimiz yüksek. Üçüncü R'ye yanıt veriyoruz bu anlamda. Bir tutuculuğumuz yok tırnak içinde. Ne demek bu? Bu açık zihinli olma konusu değerli bir konu ve biz de realiteyi iyi gözlüyoruz. Yani kim ne yapıyor, ne ediyor, hangi sanga, nelerin içinde gibi. Tabii bu önemli bir ayrım oluşturmak da gerekiyor. Bu kan kardeşliği gibi bir şey aslında. Yani yeniyi gördüğümüzde yeniyi almamız gerekiyor. Buradan onu anlıyoruz.